Böyle bir projeye başlarken tabii ki geniş bir çalışma grubu, ekibi oluşturmamız gerekiyordu. Biz de EPC firması, bizim kendi arkadaşlarımız ve bir de danışman, müşavir firma ile beraber çalıştık. Ve biz üçlü olarak zaten burada kullanıcı, inverter olarak da Huawei'yi seçtik. Tabii ki buradaki seçme kriterimiz hem cihazın performansı hem de kurulduktan sonraki, ya devralıktan sonraki performansıydı. Bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadık. Her dakika teknik servis arkadaşlar yanımızdaydı. Ee, en güzel tarafı da e, örneğin e, mesela bu limit açma, limitlerin açılması konusunda denek var uzaktan e, denetimle, yönetimle e, iki saat içinde hemen bütün santralın %100 performansı sağlatılabildi. Tabii ki bir güneş enerjisi projesi çok büyük bir yatırım. Yani herkesin bildiği gibi geliri güzel gözükse de ilk yatırımlar yaklaşık olarak megawatt başına 1 milyon dolarları bulan büyük yatırımlar. Ve burada da bizim girdiğimiz yaklaşık 65 megawata baktığımız zaman bayağı bir milyon dolarlık yatırımlar gerekiyor. Tabii ki buradaki en önemli şey de seçilecek olan ürünlerin ki burada iki tane önemli ürün var aslında. Biri fotovoltaik panel dediğimiz PV panel, bir diğeri de invertör. Bu ürünlerin performansları çok çok önemli. Ve biz bu santralımızı kurarken az önce belirttiğim gibi üçlü ekip olarak çalıştık ve bu üçlü ekibin de ortak verdiği bir karardı. Hangi ekipmanların hangi ürünlerin kullanılacağı ve buradaki Huawei markası. Tabii ki arada arızalar oldu, ufak tefek sorunlar oldu ama bunları çok kısa zamanda çözerek e, performans herhangi bir kayba neden olunmadı. E, örneğin Availability diye tanımlanan bu Emrah amadelik oranlarına baktığımız zaman şu anda %99,8 oranında bir Emrah amadelik olduğunu görüyoruz. E, ve sağımız şu anda e, bizim simülasyon, PVC simülasyon sistemleri almış olduğumuz rakamları çok daha üzerinde üretim yapıyor, enerji üretimi yapıyor. Bu da bizi tabii ki dolayısıyla memnun ediyor. Amacımız bundan sonra da bu sahalarımızı hızlı bir şekilde geliştirmek ve gücümüzü megawatt bazında iki katına, üç katına çıkartmak. Yani buradaki yatırımlar çok pahalı ama geliri de iyi. Ve en önemli şey de doğru bir yatırımı, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, doğru bir proje, doğru bir yer seçimi, doğru ürün seçimi ve doğru uygulama ile siz doğru bir proje hayata geçirdiğinizde bunun yaklaşık geri dönüş süresi bu büyük yatırımın geri dönüş süresi 6 6,5 maksimum 7 yılları buluyor. Daha fazla değil. Yani ülkemize bir taraftan karbon emisyonu yönünden büyük bir çevreye büyük bir fayda sağlarken ülkemize enerji ham maddesi açısından bir doğal gaz ya da kömür ithalatını engelleyerek döviz kazandırırken bir taraftan da ülkemize enerji üretiyorsunuz. Bizim bütün yatırımcı önerimiz şu, öncelikle seçeceğiniz ürünün markasına dikkat edin, bunun performansına dikkat edin ama en önemlisi de servis gücüne ve arkasında duran elemanlarına, oradaki yönetime dikkat edin. Çünkü çok iyi aldığınız bir ürün bir zaman sonra size kötü bir performans sergilediğinde artık bunun geri dönüşü yok. Ve şunu unutmayın ki Güneş Yönetim Santralları en az 20-25 yıl çalışacak olan sistemlerdir uzun vadeli yatırımlardır. O yüzden ucuz değil, biraz daha pahalı olabilir ama kısa vadeli değil, uzun vadeli hedefler peşine koşun.